Bilmiyorum Deme kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda Philadelphia deneyi hakkında bilgi edineceğiz. Philadelphia deneyi 28 Ekim 1943 tarihinde Amerikan donanmasının Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehri limanında yapıldığı iddia edilen deneydir. İddiaya göre donanmaya ait bir koruma destroyeri olan DE-173 sınıfı 1240 tonluk USS Eldridge birkaç dakika içerisinde 600 kilometreden fazla bir uzağa gidip tekrar gelmişti. Deneyin varlığı konusunda hiçbir delil bulunmamaktadır. Amerikan donanmasında böyle bir deneyin kayıtlarında var olmadığı da belirtilmiştir. Albiolek hariç deneye katıldığı iddia edilen tüm askerler bunu yalanlamış, hikayenin bir aldatmacı olduğunu söylemişlerdir. Biolek hikayesi de sonra yalanlanmıştır. Gökkuşağı projesi adıyla bilinen bu deney 1984 yılında Beyaz Perde'ye aktarılana kadar ciddiye alınmamıştı. Ancak o tarihten bugüne kadar resmi makamlarca defalarca yalanlanmasına rağmen en çok merak edilen konulardan biri olmuştu. Şimdi hikayeye dönüyoruz. İddia sahibi Atal'dır. Deneyin yapılmış olma ihtimalinden söz eden ilk kişi Maurice Jessop'tır. Jessop amatör bir gökbilimciydi. UFO'lar üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Deneyle olan ilgisi 1955 yılında eline geçen bir mektupla başlar. Mektup Carlos Miguel Allen adında birinden geliyordu ve deneyden detaylı olarak bahsediyordu. İddiasına göre Allen, deneye gözlem gemisi olarak katılan SS Andrea Furse adlı şileple görevli bir denizciydi. Deneye baştan sona şahit olmuştu. Hazırlık aşaması. Deneyin temelinde Einstein'ın bileşik alan teorisi vardı. Teori basitçe nesneler arası çekim esası elektromanyetizma üzerine kurulmuştur. Einstein 1920'lerden itibaren bu teorisi üzerine yoğunlaşmış, 1925 ve 1927 yılları arasında Almanya'da bir fizik dergisinde yaptığı çalışmaları yayımlamış, ancak bu çalışmaları hiçbir zaman tamamlayamamıştı. İddiaya göre deneyin çalışmaları 1930 yılında Chicago Üniversitesi'nde başlamış, bir yıl sonra Princeton Üniversitesi'nde devam ettirmişti. Hatta Albert Einstein, Dr. John Neumann ve Nikola Tesla da zaman zaman proje dahilinde çalıştıkları iddia edilmişti. Bileşik alan teorisinin deneye uygulanışı ise çok güçlü bir elektromanyetik alandan oluşup gemi üzerinde gelen ışığı kırarak ya da bükerek optik görünmezlik sağlamak şeklinde düşünülmüştü. Bu doğrultuda 75 kVA gücündeki iki dev jeneratör geminin ön top taretlerinin altına monte edildi. Buradan geminin güvertesine 4 manyetik ışın yayılacaktı. 3 RF vericisi her biri 2 MW gücündeydi ve onlar güverteye monte edilmişti. 3000 adet 6L6 güç arttırıcı ve 2 jeneratörün oluşturduğu güç yayacaklardı. Özel eşleme ve modülasyon devreleriyle diğer ekipman oluşan kütlesel elektromanyetik alanları kullanırlığa indirgeyen kırılmış ışınlar ve radyo dalgaları gemiyi saracak ve sonuçta gemi düşman gözlemcileri tarafından görünmez olacaktı. Amaç görünmezlikti. Fakat iddiaya göre donanma bu deneyde tesadüfen de olsa maddenin ışınlanmasını gerçekleştirdi. Allen deneyi 22 Haziran 1943'te sabah 9 jeneratörlere güç verilerek başladığını söylüyordu. Bu aşamadan sonra yeşilimsi bir sis gemiyi örtmeye başlamıştı. USS Eldridge ortadan kaybolmuştu. Devamını şöyle anlatıyordu Allen. Bir an sadece geminin çapasını görebildim. Sonra o da kayboldu. Ortada artık ne sis ne de USS Eldridge vardı. Bomboş denize bakıyordu. Bizim gemide bulunan üst rütbeli subaylar ve bilim adamları korktu. Dehşet ve heyecan içerisinde nefeslerini tutarak bu inanılmaz güç başarıları seyrediyorlardı. Gemi ve mürettebatı hem radarda hem gözlerimizin önünde yok olmuştu. Her şey planlandığı gibi yürüyordu. 15 dakika sonra emir verildi ve jeneratörlerin şartelleri kapatıldı. Önce hiçbir şey olmadı. Arkasından yeşil sis tekrar ortaya çıktı. USS Eldridge yeniden görünmeye başladı. Gemi nereye gitmiş ve nereden geliyordu? Sis azalırken bir şeylerin tuhaf gittiğini hissediyordum. Hemen gemiye yanaştık. İlk önce mürettebatın çoğunun geminin yanında sarkıp kustuklarını gördük. Diğerleri ise geminin güvertesinde şaşkın şaşkın dolaşıyorlardı. Sanki hiçbirinin bilinci yerinde değildi. Yetkili ekipler gemiye giderek bütün mürettebatı kısa süre içerisinde uzaklaştırdılar ve yerlerine hazır bekletilen yeni mürettebat ile değiştirdiler. 1-2 gün sonra yeni bir deneye daha karar verildi. Gemi istenen radar görünmezliğine ulaşmıştı. Donanım değiştirildi ve 28 Ekim 1943'te deney yine aynı şekilde tekrarlandı. Jeneratörler çalışmaya başladıktan hemen sonra destroyer hemen hemen görünmezlik çizgisine ulaşmıştı. Sadece burnu ve arkası görünüyordu. Arada ise bazı çizgiler belli belirsiz seçiliyordu. Sonra sadece su üzerinde tekne boyunca bir çizik kaldı. 1-2 dakika sonra mavi bir ışık parladı ve o çizgi de yok oldu. Şimdi gemi tamamen yok olmuştu. Birkaç dakika sonra millerce uzakta Norfolk'ta ortaya çıktı. Göründükten biraz sonra bilinmeyen bir nedenle yine kayboldu. Philadelphia'da tekrardan ortaya çıktı. Bu kez durum çok ciddiydi. Tüm mürettebatın başı beladaydı. Bazıları yok oldu ve bir daha geri dönmedi. Bu olayın en korkunç bölümü ise 5 denizcinin geminin eriyen ve sonra yine katılaşan metal levhaların içerisinde kalmalarıydı.
Bu çok feci bir durumdu. Denizcilerin birisi kurtuldu fakat diğeri eski haline dönemedi. Aklını tamamen yitirmişti. Ama yapacak hiçbir şey yoktu. Bazılarının psişik yetenekleri gelişmişti. Sokakta yürürken kaybolan ve yine ortaya çıkan insanlar vardı. Manyetik alanın içinde kalan mürettebattan kaybolanlar ancak birisinin yüzüne ve eline dokunmasıyla görünür hale geliyorlardı. Yani dokunmanın giysinin olmadığı bir yere yapılması gerekiyordu. Donma adı verilen bu olay saatlerce, günlerce sürebiliyordu. Hatta bir tayfa tam 6 ay bonduktan sonra kurtarılabilindi. Elektronik kamuflaj başladıktan sonra geminin ve mürettebatın bütünüyle kaybolup çok uzak bir yerde ortaya çıkıp ve sonra yeniden geri dönmesine neden olan olay neydi? Bu hikayeye göre USS Eldridge 28 Ekim sabahı Philadelphia limanından 640 km ötedeki, yani 375 mil Norfolk askeri deniz üssüne girip tekrar gelmiş ve bu olay birkaç dakika içerisinde olmuştu. Jessop bu inanılması güç hikayeyi temkinli yaklaştı. Alan'a gönderdiği cevapta daha fazla ayrıntı ve varsa olayın gerçekleştiği ile ilgili kanıtlar istedi. Alan'ın cevabı ise aylar sonra geldi. Fakat bu sefer gelen mektupta Kelman Alan imzası vardı. Alan kanıtı olmadığını yazıyordu. Ancak hipnoz seansına katılabileceğini ya da pentotal bilinci uyuşturarak iradeyi kıran doğruyu söyleyen bir ilaç alarak gördüklerini anlatabileceğini savunuyordu. Jessop bu mektuptan sonra yazışmamaya karar verdi. Philadelphia deneyi ve Maurice Jessop'un intiharı. 1957 yıllarında ilkbaharda Jessop Deniz Kuvvetleri Araştırma Bürosu'ndan bir davetiye aldı. 20 Nisan 1959'da Maurice Jessop Miami'de Hammock Parkı'nda kendi aracı içerisinde ölü bulunuyor. Polis raporlarına göre egzoz gazıyla intihar etmişti. Carlos Allen ise bir daha ortaya çıkmadı ve bu olay bu şekilde kapandı. Bugün bilinen hikayenin çoğunun 1984 yapımı Stewart Raffel'in yönettiği Philadelphia Experiment, Philadelphia Deneyi isimli filmden uyarlandığıdır. Hikayemizin sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.